أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli seyircilerimiz, Hazreti Süleyman Aleyhisselam Efendimizle karıncanın konuşmasını Neml suresinde geçen dersimizde hatırlatmıştık ve karınca vadisine giren Süleyman Aleyhisselam'ı gören karıncaların reisi, diğer karıncaların ezilmemesi için ey karıncalar topluluğu meskeninize girin. Süleyman ve ordusu bilmeden sizi ezmesin. Onlar şefkatli, merhametli, adaletli kimselerdir demişti. Bu söz üzerine de Süleyman Aleyhisselam tebessüm buyurmuştu. Çünkü karıncaların dilini biliyor. Allahu Teala ona hayvanların dilini de öğretmişti. Bu karıncaların maharetli hizmetleri vardır. Hadis-i şeriflerde de karıncalardan bahsedilmektedir. Biz şimdi bazı konuları paylaşmak istiyoruz. Kardeşler, bu ezilme ve ezme olayından başlarsak, yani bir kimse karıncayı veya başka bir hayvanı ezebilir mi, öldürebilir mi? Karıncayı kırma tabiri vardır. Öyle bir salih halim insandır ki karıncayı kırmaz diye tabir edilir. Karıncayı kırmak bir canlıyı öldürmektir. En küçük temsilen karınca olsun, daha küçüğü de vardır tabii. Bu şefkatli gönüller bilmeden bu hayvanı veya başka bir varlığı incitirlerse bilmeden kullar mesul değildir. Bilerek karınca incitilir mi? Yani soru gelir şöyle, evimizi, mutfağımızı, yemeğin belki kilerini diyelim, genelde kuru gıdaya hücum ederler, karınca sardı. Karınca, bahçeyi karınca sardı. Bunları nasıl edelim, öldürsek? İşte temizleme sırasında diyelim, elektrik süpürgesine toplasak artık, yahut su ile temizlesek ölecekler, çoğu ölecekler. Tabii gidin demekle de bizim sözlerimizi dinlemeyecekler. Örneğini vereceğiz, dinlenen sözler de var. Ne yapalım? Burada şu hüküm verilmiştir. Karınca zarar vermeye, çocuk var, çocuğun kundağına saldırdılar. Yani hücum ettiler, ağzındaki diyelim tatlıyı da kokusunu aldılar. Bebeğin üzerinde karıncalar geziyor. Gelsinler, rahat etsinler denmez. Burada çocuk rahatsız olacak. Belki ağzına da girme şeyi var. Bunları silkelemek şeklinde, öldürmek niyetiyle değil de gidermek için diyelim, uzaklaştırmak formüllerini kullanmalıdır önce. Silkele, kaldır, üfle, neyse bir yol arayalım öldürmemek için. Sonra mümkün değil. Artık bir zarar görecek ya insan ya hayvan. Orada hayvan artık feda edilir. Onun zikri orada bitmiş olur. Zikri biten hayvanın ölümü gelir denmiştir. Diyeceğiz ki bizim zikirsiz günlerimiz ne olacak? Biz de o günlerde ölü olduğumuzu kesin kabul edelim. Zikirsiz anlar ölüdür diyor büyüklerimiz. Subhanallah. O hayvan bazen bir faydadan dolayı da, yani bize zarar vermiyor ama başka bir menfaatimizden dolayı, mesela yol yapmak istiyoruz. Artık onların yol üzerine kurulmuş yuvalarını, eğer onları temizleyemeyeceksek artık feda edilir. Hani o faydadan dolayı da karıncalar rahmeti rahmana kavuşurlar. Ondan mesul olunmaz. Şu misali de hatırlatalım. Kanuni Sultan Süleyman Han da bir bahçe düzenlemesi yahut yol için diyelim, bir çalışma sırasında yahut normal bir vakitte
hizmetliler geliyor efendim, meyve dalını karıncalar sarmış, ne yapalım yani, ilaçlayalım, öldürelim, dökelim, ne yapalım? O da acele edememiş, hemen Şeyhul İslam Ebu Suud Efendi'ye sormuş. Yani Osmanlıca bir şiir şeklinde de sormuş. Şu manadadır. Şu manadadır. Diyor, meyve dalını sarınca bir karınca. Meyve dalını sarınca, başka ifadeler geç, ben Türkçeleştirmiş olayım. Meyve dalını sarınca bir karınca, vebali var mıdır anı kırınca. Yani öldürsek bu hayvanları vebali var mıdır diye soru yazıyor Şeyhul İslam Ebu Suud Efendi'ye. O da gelen soruya nazımla, beyitle şu cevabı veriyor. Yarın Cenab-ı Hak divanını kurunca, kanuniden hakkını alır karınca. Allah öyle adaletlidir ki eğer sen bu hayvana kasıtlı olarak keyfine zulüm etmişsen, özür olanlar hariç, yarın Allah divanını kurunca kıyamet gününde kanuniden Süleyman'dan, kanuni Sultan Süleyman'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan değil, hakkını alır karınca demiştir. O da aman dikkat edin diye talimatı ona göre vermiş. Şimdi karıncayı incitmeyen bir terbiye, karıncanın yuvasını yıkmayan bir terbiye. Peki şöyle bir kıssayı da nasıl anlayalım? Yine hadislerde geçiyor, hadislerde geçiyor. Sahih-i Bukhari'de de naklediliyor kardeşler. Deniyor ki, İsrail oğullarından bir peygamber ki Musa aleyhisselam olduğu söyleniyor. Demiş, ya Rabbim, isyan edenler birkaç kişi oluyor bir beldede, bölgede. Ya Rabbi sen bir umum azap gönderince iyiyi de kötüyü de helak ediyorsun. Hikmetin nedir diye bir soru sordu. Yani hikmeti öğrenmek için sordu. Allah-u Teala da ona bizzat göstermek istedi. Nasıl oluyor? Birisi isyan ediyor, çokları yanında gidiyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor gibi. Diyor Allah-u Teala Musa aleyhisselama böyle bir sıcak günde sıkıntı verdi. Daraldı, bunaldı, gölge aradı. Bulduğu gölge bir ağacın altı idi. Tamam, orada istirahat buyururken uykuda tatlı geldi, uykuya da daldı. Orada da bir karınca yuvası varmış. Karıncalar Musa aleyhisselamı sevdiler. Elini ayağını ziyaret etmek diyelim şimdi. Karıncalar saadetli ayağını, bacağını sardılar. Kaç karınca varsa. Ve işlerinden birisi demek emir aldı. O hikmeti öğretecek ya Rabbul Alemin. Vücudunu ısırdı. Isırdı. Hakikaten uykusundan uyanacak ve sıçrayacak şekilde uyandı. Ve o ısırılan ayağı kim ısırdı demeden üstten aşağı eliyle şöyle bir sıvazlayınca kaç karınca varsa hepsi öldü. Yani ayağını ısıran karınca bir taneydi. Rabbul Alemin de ona daha sonra diyor, vahyetti ki sen bir karınca ısırmıştı seni. Bir karınca ısırmıştı, bacağındaki bütün karıncaları öldürdü. Nasıl oldu? Subhanallah. Diyor o da, ya Rabbi hikmet ve hakikat tabii senindir. Anlamış oldu. Diyor hani insan bazen merak eder. İmam Kurtubi de diyor ki bir beldede diyor bir azap olduğu zaman, bir musibet geldiği zaman, yani isyan eden herkes isyan etmemiştir. Hak edenler 3, 5, 10, 15 kişi olsun, 15 bin kişi bazen gider diyor. Böyle bir durumda, böyle bir durumda kardeşler, o musibet müminler için, isyan etmeyenler için rahmet olur, derecelerini artırır, günahlarını temizler ve onlar için hayır, salih amellerden yazılır o sıkıntılar. Ama isyan edenler için hem bir kötülük olur, hem bir sıkıntı olur, hem de azap olur deniyor. Yani bir depreme yakalandık, herkes günahkar değil.
Allah muhafaza etsin. Yani o isyanın derecelerine göre aslında herkes istiğfar etmek zorunda. Peygamberlerin yaptığı iştir ama hani helaki hak eden diyelim birkaç kişi. Bunun gibi bazen birkaç kişinin yüzünden, sefihlerin, cahillerin yüzünden, salihlerin üzerine de bir imtihan azabı, musibeti gelir deniyor. Bundan dolayı insanlar bilsinler ki birileri diğerlerinin bu sıkıntıya düşmesine sebep olabilir. Kardeşler, yine diyor, hadiste geçiyor, Darekutni'de ve Hakimin El-Müstedrek isimli eserinde zikrediliyor. Aman karıncaları öldürmeyin bir hadiste. Niyesi anlatılıyor. Bir gün Süleyman Aleyhisselam yağmur duası için çıktı. Yani o günde öyle bir durum oldu ki yağmur duası için evden çok araziye çıkılır. Elbise, eski elbiseler giyilir. Böyle bir garip hale bürünülür. Fakirlik, zillet, tavazu içinde alemlerin Rabbine, melekler de bize katılsınlar, varlıklar da bize katılsınlar ümidiyle, niyetiyle dışarıda yapılır yağmur duası. Böyle bir dua için çıktığında bir de baktı ki diyor bir karınca kardeşler böyle elini açmak istemiş, o da sırt üstü gelmiş. Yani karınca sırt üstü yatmış, kafası arkası üzerine. Ondan sonra ayaklarını da kaldırmış, eli yerine kullanıyor. Şöyle diyor. O karıncanın dilini bilen Süleyman Aleyhisselam ümmetine, ümmeti de bize doğru aktarıldı yani. Bunu Efendimiz Aleyhisselam da aktarılmadan da o konuşmayı bize aktarmış olabilir. Süleyman Aleyhisselam karınca böyle diyor diye karıncanın sözünü yahut Muhammed Aleyhisselam Efendimiz ikisi arasında geçen olayı bize ilahi ilimle aktarmıştır. Karınca demiş ki ya Rabbim biz senin yarattığın varlıklardan bir grubuz. Ya Rabbi senin fazlından, ikramından uzak kalamayız. Ya Rabbi bizi günahkar kullarının yüzünden cezalandırma. Ya Rabbi diyor, o yeryüzündeki insanların yüzünden bizi de yağmurdan mahrum etme. Bize yağmur ver ya Rabbi. Onunla ağaçlar bitirirsin. Bize meyveler çıkarırsın diye Cenab-ı Hakk'a yalvardığını gördü, işitti Süleyman Aleyhisselam. Yanındakilere dedi ki, dönün. Sizin yerinize dua edildi, başkalarının duasıyla yağmura kavuşacaksınız buyurdular. Evet, başkaları kardeşler, karıncanın dilinden bu dua yapılmış. Mevla onlara ikram etmiştir dua ile. Efendimiz Aleyhisselam içinizde buyuruyor, bana garipleri getirin, bana salihleri arayın bulun. Onların bereketiyle diyor, siz bilmiyorsunuz onlar kimdir ama onlar rahmet gönüllü, aşk gönüllü, tertemiz gönüllü, merhamet yüklü kullar diyor, onların bereketiyle, onlar ağlarsızlar da Allah'tan isterler de size yağmur yağdırılır. Ordular yüz karşı karşıya gelince o zayıf görünümlü salihler, hallerini bilmediğiniz aşıklar nazlanır, niyazlanır da Rabbul Alemin diyor size nusret verir, zafer verir. Dolayısıyla karınca demeyin. İnsanı ve hayvanı diyor küçük görmeyin. Hangisinin nazı niyazı bu aleme rahmet çeker bilinmez. Karıncaların kardeşler bir hikmetli tarafı da yine öldürmeyini, yuvasını yıkma manasında da bir kıssamız, ibretimiz var. Aşıklardan diyor Beyazıd-ı Bistami Hazretleri, Basra olsun bir şehir, Basra'dan işini gördü, biraz meyve aldı, yola çıktı. Yolda meyveyi yemek için açtığında baktı ki meyve karınca sarmış. Kaç tane varsa bir grup karınca meyvenin üzerinde. Düşünmüş, bunlar yolda gelmiş olamazlar.
Yani hayvanın ayağından çıkmış, bunun sepetin içine ve kağıdın içine girmiş değiller. Bu hayvanların dediği yeri Basra olsa gerektir. O deveye acımadı. Allah rahmet etsin deveye de, üzerindeki âli zatın da şefaatine kavuştursun. Merhamete, inceliğe bakın. Ben bunları yuvasından ayıramam diyerek aldığı yolu, ne kadar mesafe ise, öyle 10-15 metre değildi yani, uzun bir mesafeydi. Geri döndü kardeşler, meyveyi aldığı yere o hayvanları bıraktı. Sizin yuvanız burası, aileniz burada diye. Ondan sonra temizledi, rahatladı ve yoluna devam etti. Şu edebe bakın, bu tasavvuf büyüklerinin rahmet ahlakına bir örnektir. Bunlar kardeşler, kimsenin fark etmediği, kendisinin de mesul olmadığı bir durumda bile bir karıncanın yuvasını yıkmak istemezler. Bir karıncayı yavrusundan, annesinden, yuvasından, yerinden, alıştığı yerden ayırmak istemezler. Ayırmazlar. Halbuki bu zat bulunduğu yerde karıncaları yemek gerekmiyor yani. Elmanın üzerinde karınca var. Üflese de, oraya düşse günaha da girmiş olmaz. Karıncayı öldürmedi. Karıncayı yemedi de elmanın üzerinden uzaklaştırdı. Vebale de girmez idi. Ama onun gönlü ne kadar ince, ne kadar güzeldir evliyanın gönlü. Müminler budur kardeşler. Hakiki mümin budur. Hakiki mümin şu alemin süsüdür, gülüdür, güzelidir. Elhamdülillah, Allah'ımız bu ümmetin içinde bu gönülleri hep var etmiştir. Bakmayın siz böyle birbirini yiyen, annesini babasını nasıl öldüreceğini, mirasına konacağını düşünen, kocasına, hanımına hesaplar yapan, alemi kendi hesabına fesada veren zalimlerin bugün hortladığına, etrafı sardığına, haykırışlarına bakmayın. Bunlar insanlık değil. Bunlar insan değil. İnsan suretinde bir canavarlıktır. İnsanlık ruhladır. İnsanlık gönülledir. Aşkladır, rahmetledir. İnsanlık Muhammed Aleyhisselam Efendimizin edebi ve terbiyesiyledir. Diyor bu gönül bir karıncanın yuvasını yıkmazsa annenin gönlünü nasıl yıkar? Niye yıkar? Komşusunu nasıl üzer? Etrafı nasıl fesada verir? Böyle bir hesap olabilir mi? Rahmet insan, selam insan, mümin selamdır, aleme selamettir. Karıncayı diyor yuvasını yıkmadı. Kardeşler, bir tarih bilgisi olarak geçiyor. Deniyor ki karınca bize ayrı bir hikmet verdiği için paylaşacağım sizinle. Karınca Süleyman Aleyhisselam'a bir hediye getirdi. Altın gümüş hediye getirecek değil. Kendi bölgesinden bir tane güzel yaprak, bitki parçası taşıyabileceği bir parçayı getirdi karınca. Karınca kaderince, gücüm buna yetiyor. Getirdi, saltanat koltuğunda otururken eline çıktı. Tabii konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Ziyaretini kabul etti, eline koydu. Bir karınca hediye getiriyor Süleyman Aleyhisselam'a. Kardeşler, Ed-Demiri'nin Hayatul Hayvanül Kübra kitabında geçiyor bu anlattığım ibretli olay. Diyor ki hani küçük görme manasında, evet, getirilen karıncanın bir ot parçası, dedi ki bilmez misiniz? Biz Allah'a kullar olarak, siz ve bizler, Allah'ın bize verdiği mülkü hani hayır ve sadaka olarak kullara veririz, Allah için vermiş oluruz. Allah'ın hiçbir ihtiyacı yokken biz onun mülkünü onun için kullara hediye ederiz. Eğer bir kimseye verilecek hediye verilen kimsenin kadri kıymetine göre olsaydı diyor Allah'a diyor verilecek bir şey bulamazdık. Yani denizler eğer dolu olsaydı ona verilmez. Allah'ın kadri kıymetine karşı yani bizim bulacağımız bir şey yok. Ama biz yine o Allah'ımıza
hediye veririz. Bir amel sunarız. Onun için bir şey yaparız. O bizim gücümüze göre yaptığımız bu ameli kabul eder, razı olur, sahibine karşılığını, hatta rızasını, cennetini verir. Diyor, kerimlere karşı böyle davranılır. Kerimler, cömertler de böyle davranır diyerek, yani beni mazur gör, benim karınca olarak gücüm buna yetti. Eğer sizin kıymetinize göre ben bir hediye getirecek olsaydım, dünyada bir şey bulamazdım. Siz öyle kıymetlisiniz. Burada bir hikmet vardır. Kardeşler, o zaman Süleyman Aleyhisselam da dedi ki, Barakallahu fikum. Allah size bereket versin dedi. Karınca bereketi temsil eder. Karıncalar bereketlidir. Ve diyor, Allahu Teala onların çalışmasından da razıdır. Kardeşler, bizim bütün amellerimiz, namazımız, iki rekat namaz nedir diye sorulsa, alemlerin Rabbine bir kul olarak sunduğumuz bir hediyemizdir. Alemlerin Rabbine bir sadaka verdim. Bir kuruş, beş kuruş, on kuruş, yüz kuruş. Bu nedir? Benim gücüme göredir. Ne için verdim? Rabbimin rızası için. Diyor, siz fakirin eline o sadakayı koyduğunuz zaman, sanki hadiste buyuruluyor, sanki Allah'ın eline bırakmış gibi olursunuz. Allah o sadakayı, bir yumurta koydunuz, büyütür, 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 bereketini Uhud dağı gibi karşınıza çıkar. Niye? Sen sana göre verdin, Allah zatına göre kabul etti ve karşılık verdi. Hiçbir ameli küçük görmeyin diyor kardeşler. Yapacağımız bir tesbih, bir Subhanallah, bir Estağfurullah, bir selam, bir dua, hepsi nedir diyeceğiz. Kurbanın nedir? Allah'ıma, gücüme göre bir hediyemdir. Gece namazın nedir? Rabbime, gücüme göre bir sunduğum hediyedir. Allah'ım, ben bu salih ameli senin rahmetinle yaptım. Rahmetinden yine istiyorum. Kabul buyur. Kusurlarımı affeyle ve beni salih kullarının arasına kat diye Süleyman Aleyhisselam Efendimiz gibi dua edelim. Köydeki kardeşler, Allah için bir amel Allah'ımıza sunduğumuz hediyemizdir. Çekinmeyelim, gecikmeyelim ve inat etmeyelim. Allah için her şey güzeldir. Ve o sultan bizim azıcık şeyimize de razıdır. Aman bu hediye olayından da ibretimizi alayım. Alalım inşallah. Son sözümüz, kardeşler, bu karıncayı hacca giderken görmüşler. Bu da hal diliyle ibretlik bir tercümedir. Demişler, sormuşlar. Nereye gidersin karınca kardeş? Hacca giderim. Rabbimin evini görmek isterim. Ben de bu yoldayım. Demişler, yol uzundur. Ömür kısadır. Yetişemezsin. Bir rivayete göre karıncaların ömrü çok kısa. Bir sene. Bir sene veya daha. Az, daha çok. Bir sene civarında diyenler olmuş. O da demiş ki, eğer ömrüm yeterse ve zaman yeterse ulaşırım, ulaşırım. Ulaşamazsam ben bu yolda ölürüm. Bana da derler ki, bu karınca Allah yolunda oldu, Allah yolunda öldü. Adım diyor sevgili yolunda öldüye çıkar. Bu da bir ibretlik sözdür. Kardeşler, biz bize kalsa bir yere gidemeyiz. Hakkın yolu çok güzel, çok tatlı, çok ince, çok sırlı ama çağrılmışız da. Biz gücümüz kadar hayra, sevgiye, duaya, hizmete koşalım. O yolda olmak ve ölmek, zafer budur, hayır budur, sonuç budur. Karınca gibi biz de olmaya çalışalım. Ölmeye isteyelim, arzulayalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, karıncalar bile, sudaki balıklar bile, yeryüzünde hayır üzere dolaşanları, hayır öğretenleri, İmam Tirmizi naklediyor, diğer rivayetlerde var, hayır öğretenlere istiğfar ederler. İlmin fazileti anlatılırken,
İlim ne mübarek bir şey. Allah'ım razı olduğun ilimden bize de öğret. Diyor Allah, melekler, gökteki ve yerdeki varlıklar, hatta karınca bile Allah'ın kullarına Allah'ın dinini öğreten hayır sahiplerine ki veliler, salihler, müştehitler bu işin başındalar, onlara dua ederler, istiğfar ederler. Ne demek? Karınca kardeşler bugün yeryüzünde insanları Allah için seveni tanıyor. Allah'ın kullarına hayır götüren müminleri karınca tanıyor. Allah tanıtıyor. Onun için ya Rabbim diyor, onu affet, onu muvaffak et, onu destekle diye karınca dua ediyor. Hadisin şerhine baktım. Mirkatül Mefatih isimli eserde diyor ki, karıncanın dua sebebi nedir? Diyor, çünkü o alimler, o salih kullar yeryüzünde hakkın mihrabını, Allah'a güzel kulluğu bekliyorlar, salih amel yapıyorlar. Dünyanın kıyameti kopmuyor. O güzel ahlaklar ve ibadetler vesilesiyle ve yeryüzünden nimet, rahmet çekilmiyor. Hayvanlar da yağmura, nimete kavuşuyorlar. Onun sebebine teşekkür ediyorlar. Peki bu salihleri, bu alimleri, o kutupları, gavsları, kamil müminleri tanımak bizim hakkımız değil midir? Onları desteklemek bize vazife değil midir? Balıklar onları tanısın, onlara istiğfar etsin onlar için. Destek versin, sevgisini göstersin de ey mümin sen hangi tarafa gidiyorsun? Sen kimi alkışlıyorsun? Sen ve ben kime dua ediyoruz? Kime katılıyoruz? Üzerimize gelen nimetleri, hayatı elbette ki Rabbul Alemin ikram ediyor. Mülkün sahibi o. Ya aradaki sebepleri düşünürsen senin zalim, benim gafil nefsim midir yağmurun yağmasına, alemin ayakta durmasına, bu güzellikleri yayılmasına sebep arıyorsan aşıklardır. Allah'ın halifesidir. Allah'ın dostudur. Gerçek müminlerdir. Gecesini gündüzünü kulluk mihrabında geçirenlerdir. Onlara karıncalar dua eder de sen niye beddua ediyorsun? Niye tenkit ediyorsun? Niye sevemiyorsun? Niye tanımıyorsun? Tanımıyorsan kardeşim, nefsime söylüyorum, Allah rızası için hepimizde paylaşalım. Ya Rabbim, yeryüzünde senin için adım atan, hayır üzere duran ve giden bütün müminleri ben seviyorum de, şu kardeşlerini, mümin kardeşlerini bir kabul et kardeşim. Yani bir ciğerimin yarasından böyle söylediğimi fark ediyorsunuz. Bir karıncanın tanıdığı salih mümini, hayır ehlini, gerçek alimi diğer alimler niye tanımaz? Niye hürmetle anmaz? Niye duasına katmaz? Yanında olmazsan bedeninle, gönlünle ya Rabbim onu muvaffak eyle de, sen hangi beldedeysen öbür beldede ona katıl. Karıncaların vefasını sen de göster. Balıklar kadar sen de bu müminlere, salihlere, bedenini bu ümmeti Muhammed'e feda eden aşıklara sen de bir teşekkür et. Allah'a şükret. O vesileye, sebebe de teşekkür et. Bunlar şirk değildir, şükürdür. Diyor karınca istiğfar eder. Bu hadisleri herkes görebilir. Üstadlarımız bunu biliyorlar, bize söylemişler. Ya Allah rızası için bunu düşünelim kardeşler. Ya Rabbim diyelim, karıncalar vefalı çıktı. Karıncalar senin için elinden geleni yaptı. Bize de verdiğin gücü kendi yolunda, verdiğin sıhhatı, aklı, ilmi kendi yolunda kullanmayı, şükredenlerden olmayı, senin sevdiklerini sevmeyi, onları her yönden desteklemeyi, onlarla dünya ve ahirette olmayı bize lütfeyle ya Rabbi, bize kolay eyle ya Rabbi. Neden razı isen nefsimizi de o tarafa yönelt ve ona razı et de biz de kul olduğumuzu tadalım, kulluğumuzu, vefamızı yaşayalım ya Rabbi. Allah'ımız
yar ve yardımcımız olsun. Allah'ımız zahmetimizi gidersin. Bizi de kendimize ve aleme rahmet olan müminlerden eylesin. Rahmet ve selam olan kullardan, selamet olan kullardan ayırmasın inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.